Öttünüz. Yani? Yani üstünüzdeki metalleri çıkartıp bir daha geçeceksiniz. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Beyefendi alo. Üstünüzde bozuk para metal kemer ne varsa çıkartıp tekrar geçeceksiniz. Derdin ne senin? Oğlum sen ne yapıyorsun? Ateş Bey şirketimizin avukatı, CEO'su. Çok affedersiniz. Çocuk işe yeni başladı daha. Sizi tanımadı herhalde. Sorun değil. Anlamadım ne çiçeği? Ay senin adına çiçek gönderdim diyorum Alp. Üstüne de böyle bir şeyler yazdım işte not filan. Artık gerisi sana kalmış. Kızım senden korkulur vallahi. Şimdi anladım ben mevzuyu. Baharın kalbine giden yol çiçekten böcekten geçer diyorsun yani. Ha öyle diyorum. Artık nasıl yapacaksan. Neyse bana bak gir odasına tıklat kapısını. De ki beğendin mi çiçeği nasıl buldun sana layık değil falan bir şeyler de işte. Ben zaten geleceğim şirkete bugün tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi bay. Allah'ın salağı nasıl yapacaksa. Teşekkürler Yemin abi. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Meşgul müsün? Biraz ara verebilirim. Çiçekler sırrını saklamam için mi? Anlamadım. Yani dün sana söz vermiştim zaten. Sözüm söz. Çiçeklere gerek yoktu. Ama ben sana çiçek falan yollamadım. Bunlar... Çok... Çok özür dilerim. Ben belki... Yani bana kim çiçek yollayacak? Not falan yok mu üstünde? Not var ama... isim yazmıyor. Ver bakayım. Seni asil insanların basit sevgileriyle değil, basit insanların asil sevgileriyle sevdim. Aşkımıza nokta koyma. Sana kucak dolusu virgül getirdim. İyiymiş. Ya gülme. Çok utandım. Farkındayım pek senlik değil. Ama ben... Senden başka bir aklıma gelmedi yani. Neyse. Yanlışlıkla geldi herhalde. Yani karışmak gibi olmasın ama... O çocuk... Alp... Göndermiş olamaz mı? Hayır. Alp böyle şeyleri akıl edemez. Hem... Zaten Alp'le aramızda özel bir şey yok biliyorsun. Çiçeklerini almışsın Bahar. Gerçi sana layık değiller ama. Demek ki bir şeyler varmış hala. Biz de tam senden bahsediyorduk. Çiçekler çok güzel. Hele notun çok romantik. Sen çok romantik bir adamsın ya. Bu işleri çok iyi biliyorsun. Demek yazdığım notu beğendiniz ha? Vallahi sayenizde şair oldum. Artık bir şeyler söylersin ha? Güzel çiçeğin hatırına. Olur tabii.
Ama benim yetiştirmem gereken işler var. Seninle pek ilgilenemeyebilirim. Biraz sohbet etseydik ya. Harbi gerçekten. Tamam. Anladım ben. Aldım mesajı. Senin bir bana vaktin yok zaten. Mesele değil güzelim. Kalbinde yer yoksa ben ayakta da giderim. Ayakta da mı gidersin? Evet, ayakta giderim. Ne olmuş? Hiç mi ayakta gitmedik yani? Ha şöyle gül biraz ya. Rahatla. Hep gerginlik, gerginlik. Bak ne diyeceğim? Akşam işten sonra sinemaya gidelim mi? Öyle vurdulu kırdılı değil ha. Sen seç. Olur. Gideriz tabii. Gideriz, o sorun değil de. Ay bir daha bana böyle jestler yapmazsan sevinirim. Beğenmedin mi? Yok. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ama hani çiçek biraz özel bir hediye ya. Biz seninle sadece arkadaşız. Tamam. Neyse ben kaçayım. Balım. Balımı ben. Saçmalama. Çıvık çıvık. Biri görecek şimdi. Tamam kızım. Özledik herhalde. Ya kime diyorum ya? Bir laftan anla cıvık. Dur bana bak. Bırak şimdi özlemeyi falan. Ne diyor Bahar? Ne oldu? Müftün oldu kızım ya. Eridi, eridi. Bitti gitti kız ya. Sana da şey göndereyim mi? Sonra kendi cebimden öderim. İyi günler. Öttünüz. Öterim ben. İyi günler Efsun Hanım. İyi günler. Ha, bulmuşken seni sana sorayım. Ateş nerede? Ateş Bey ve Bahar Hanım birlikte yemekhaneye gittiler. Oldu canım. Ben Alp'le konuştum. Bundan sonra öyle jestler yapmaması. Ya bana açıklama yapma lütfen. Yani buna mecbur değilsin. Belki de ben beceremiyorumdur. Yani gerçekten Alp bu konularda daha iyidir belki de. Hayır Ateş, sana anlattım ya. Afiyet olsun. Sağ ol. Hoş geldin. Niye böyle salata yiyorsunuz gariban gibi? Ateş öyle yemeklerinde salata yiyor. Bir şey söyleyeceğim. Gelirken aşağıda Alp'i gördüm. Ay nasıl heyecanlıydı, nasıl heyecanlıydı. Sana çiçek almış. Görseniz, ay, kuzum benim 3 kuruş parasını biriktirmiş de almış bir de onları ya. Ay Ateş, Bahar'la Alp'inki büyük aşktı ya. Bir görmen lazımdı ya. Vallahi billahi. O Alp yavrum bütün gün bizim evin önünde beklerdi Bahar'ı. Şeyler böyle mektuplar mı yazmalar, şiirler mi değil mi? Efsun, Alp hiç öyle şeyler yapmadı ya. Hiç mektup falan da yazmadı. Saçmalama canım. Yazdı ya, gözümle gördüm ben. Ay bir gün eve geldi bu. Yüzü nasıl kıpkırmızı. Ne oldu dedim, neyin var? Ay meğer Alp bunu öpmüş. Ne? Afiyet olsun. Kız
Niye bozuldu bu, böyle gitti? Efsun, neden yalan söylüyorsun? Ne yalanı be? Sen kendi söyledin öptü beni Alp diye. Yanağımdan öptü. Ay ha yanağın ha dudağın, ne fark eder? Ateş yanlış anladı ama. Yanlış anlamışsa ne olmuş? Sen niye çekiniyorsun bu çocuktan? Neyin oluyor ki senin? Hiç kimsen. Neyse. Benim çalışmam lazım, kalkalım mı? Sen kalk, ben bir tatlı falan yiyeyim, sonra gelirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.